Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir her zaman. Bugün yine birlikteyiz arkadaşlar. Bizim okulumuz uzaktan eğitim vermeye devam etmektedir. Biz de seve seve işimizi yapıyoruz. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Önce bu güzel resme bakalım arkadaşlar. Burayı hatırlıyor musunuz? Kesinlikle hatırlıyorsunuz. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz çok kolay ve çok güzel bir derstir. Önce şunu sorayım. Şimdi burası neresi? Evet arkadaşlar, burası neresi? Burası Uluslararası Özel Ermenahil Okulu. Peki, bu okul kime ait ve sahibi kimdir? Bu okul kime ait ve sahibi kimdir? Bu okul bizim okulumuz. Bu okul bizim okulumuz. Demek ki bu okul bize ait bir okuldur. Kime ait? Bize ait. Arkadaşlar, konumuz aitlik veya iyelik ekleri. Aitlik veya iyelik ekleri. Bu derste bir şeyin kime ait olduğunu öğreniriz. Bir örnek daha söylüyorum arkadaşlar. Benim adım Ali. Benim adım Ali. Peki, Ali adı kime aittir? Ali adı kime aittir? Ali adı bana aittir. Bana aittir. Yani benimdir. Benim adım Ali. Evet. Bir örnek daha söylüyorum arkadaşlar. Benim telefonum. Benim telefonum. Telefon kimindir? Telefon kimindir? Telefon benimdir. Yani bana aittir. Evet. Evet arkadaşlar. İşte anlattığım gibi iyelik ekleri bir şeyin kime ait olduğunu gösterir. Bir şeyin kime ait olduğunu gösterir. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. İyelik ekleri. Bakın, veya aitlik ekleri. İyelik ekleri ne demek? İyelik ekleri ne demek? Ve ne ifade eder? Ne ifade eder? Hadi bakalım arkadaşlar. İyelik ekleri isimlere eklenerek o varlığın kime ya da neye ait olduğunu belirten eklere iyelik ekleri denir. Veya aitlik ekleri denir. Evet arkadaşlar, işte anlattığım gibi iyelik ekleri bir şeyin kime ait olduğunu gösterir. Evet arkadaşlar, buraya gelelim ve bu tabloya bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bunlar kişi zamirleri, kişi adları. Ben, sen, o, biz, siz, onlar.
Şimdi bunlar da iyelik ekleri. İm, in, nun, im, in, ın. Ben artı im, benim. Sen, senin. O, onun. Biz, bizim. Siz, sizin. Onlar, onların. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. Devam edelim arkadaşlar. Bakın, benim adım. Benim adım. Senin adın. Senin adın. Onun adı. Onun adı. Bizim adımız. Bizim adımız. Sizin adınız. Sizin adınız. Onların adları. Onların adları. Ya da onların adı da olabilir. Bir örnek daha söyleyelim arkadaşlar. Benim evim. Benim evim. Senin evin. Senin evin. Onun, onun evi. Onun evi. Bizim evimiz. Bizim evimiz. Sizin eviniz. Sizin eviniz. Onların evleri. Onların evleri. Ya da onların evi de olabilir. Evet arkadaşlar. Benim annem. Benim annem. Senin annen. Senin annen. Onun annesi. Onun annesi. Bizim annemiz. Bizim annemiz. Sizin anneniz. Sizin anneniz. Onların anneleri. Onların anneleri. Ya da onların annesi. Şimdi benim kitabım. Benim kitabım. Senin kitabın. Senin kitabın. Onun kitabı. Onun kitabı. Bizim kitabımız. Bizim kitabımız. Sizin kitabınız. Sizin kitabınız. Onların kitapları. Onların kitapları. Ya da onların kitabı. Şimdi iyelik eklere bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ad isim. İyelik eki. Ev isim. İyelik eki. Anne isim. İyelik eki. Kitap isim. İyelik eki. Evet arkadaşlar. Birinci kısım arkadaşlar gördüğünüz gibi sabittir. Niye? Çünkü ben, sen, o, biz, siz, onlar sabittir ve değişmez. Her zaman ben im alır. Ne olur? Benim. Sen, senin. İyelik ekleri değişmez burada. Ve bu kısım sabittir. Şimdi buraya bakalım. At almış. Niye? I bir önceki sesli harfine göre A, I alır.
A, I alır. Buraya bakalım. İm. E, I alır. E, I alır. Buraya gelelim arkadaşlar. Burada da bir not var arkadaşlar. İkinci kelimede, bakın bu birinci kelime, bu da ikinci kelime. Benim, annem. Sesli harfle biterse sadece M koyuyoruz. Sadece M koyuyoruz. Benim, annem. Ya da benim, babam. Senin, annen. Sadece ne? Bakın kırmızıyla yapmışım. Senin, annen. Onun, annesi. Şimdi burada da bir kural var arkadaşlar. Üçüncü tekil şahıs ekinde. Üçüncü tekil şahıs ekinde. O, onun. İkinci kelime. Bu birinci, bu da ikinci. Onun annesi. İkinci kelime sesli harfle biterse, sesli harfle biterse, sesli harfle biterse, S, bakın arkadaşlar, yeşille yazmışım, S, kaynaştırma harfi ekliyoruz. S, kaynaştırma harfi ekliyoruz. Sonra iyelik eki ekliyoruz. Bu da iki sesli yan yana gelmemesi için ekliyoruz. Evet. Bizim annemiz. Bakın arkadaşlar, bu i, bu e'ye göre her zaman en son sesli harflere bakıyoruz ve ona göre sesli harfi ekliyoruz. Bizim annemiz. Sizin anneniz. Anneniz. Onların anneleri ya da onların annesi. Evet arkadaşlar, burada da bir kural var arkadaşlar. Önsüz yumuşaması. Önsüz yumuşaması. O da bir sözcük P, Ç, T, K harfleriyle biterse V. Önlü ile başlayan bir ek alırsa bu harfler B, C, D, G, yumuşa G harflerine dönüşür. Bu olaya önsüz yumuşaması denir. Tabi bu harfleri kolaylaştırmak için bir kelimede toplamışlar. Ketçap ya da çıktıp. Buna ketçap kuralı diyorlar. 4 harftir. K, T, Ç, P. K, G ya da yumuşa G oluyor. T, D olur. Ç, C olur. P, P, B olur. Bu harfler iki sesli arasında gelirse, iki sesli arasında, bakın bu sesli, bu da sesli, iki sesli arasında gelirse yumuşama olayı olur. Evet. Bakın kitap kelimesi P ile bitmiş. P ile bitmiş. P harfi de o 4 harflerden biridir. Biz de iyelik ekleri, bakın, iyelik ekleri eklediğimiz zaman sesli harf eklememiz gerekir. Sesli harf. O yüzden
P-B oldu. P-B oldu. Ve ünsüz yumuşama olayı oldu. Evet arkadaşlar. Benim kitabım, senin kitabın, onun kitabı, bizim kitabımız, sizin kitabınız, onların kitapları. Bakın burada arkadaşlar P, B, B'ye düşmedi. Niye? P'in sonunda sesli harf gelmedi. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi notlara gelelim. Birinci not arkadaşlar. İyelik ekleri mutlaka isimlere getirilir. İsimlere. Örnek ad, kitap, ev. Ad, kitap, ev. Bunlar hepsi isimdir. Fiil değildir. İkinci. İki sözcükten oluşur. İki sözcükten oluşur. Ya da iki kelimeden oluşur. Örnek. Benim adım. Benim adım. Birinci kelime, ikinci kelime. Senin evin. Senin evin. Birinci sözcük, ikinci sözcük. Sözcük, kelime aynı. Üçüncü. Üçüncü tekil şahıs. Ekin de ikinci kelime. İkinci kelime. Birinci, ikinci. İkinci kelime sesli harfle. Sesli harf. Sesli harf. Sesli harfle biterse. Biterse. S. S. S kaynaştırma harfi ekliyoruz. S kaynaştırma harfi ekliyoruz. Çünkü onun sonunda iyelik eki geldi. O da sesli harf. İki sesli harf yan yana gelmemesi için biz S kaynaştırma harfi ekledik. Onun annesi. Bir örnek daha. Onun babası. Onun parası. Evet arkadaşlar. Şimdi alıştırmalara gelelim. Alıştırmalar. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Şimdi bu boşlukları siz dolduracaksınız. Ben ne olur? Araba. Sen araba. O araba. Bir tane yapayım. Ben benim olur. Benim. Benim arabam. Benim arabam. Evet arkadaşlar. Biz araba. Siz araba. Siz dolduracaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Onlar araba. Devam edelim. Sen baba. Biz ders. Siz öğretmen. Onlar defter. Biz sokak. Dikkat ediniz. Sokak. K. K. Sen çiçek. Sen çiçek. Evet arkadaşlar. Şimdi bu dersi hepsini baştan yazacaksınız defterinize güzel bir şekilde. Burayı da yazacaksınız renkli olarak. Notları da arkadaşlar yazınız
güzel bir şekilde defterinize. Ondan sonra en son ödev. Bu da ödev. Bunu da yazacaksınız. Alıştırmaları güzel bir şekilde yazınız ve boşlukları doldurunuz. Anlaştık mı? Evet. Evet arkadaşlar, şimdi lütfen kitabınızı açınız. Ders kitabı sayfa 82. Sayfa 82. Hadi bakalım arkadaşlar. İnceleyelim, okuyalım. Ben kırmızı başlıklı kızım. Bu da benim babaanne. Bu da benim babaannem. Merhaba. Ben yavru kanguruyum. Burası benim evim. Sizin eviniz nerede? Ben kel olanım. Bu da benim eşeğim. Kara kaçan. Bunu kesinlikle tanıyorsunuz, değil mi? Ben civcivim. Bu da benim ilk evim. Devam edelim arkadaşlar. Bu tabloya da bakalım arkadaşlar. Bu da dersin tekrarı. Benim arabam. Senin araban. Onun arabası. Bizim arabamız. Sizin arabanız. Onların arabaları. Benim kalemim. Senin kalemin. Onun kalemi. Bizim kalemimiz. Sizin kaleminiz. Onların kalemleri. Evet arkadaşlar, tamamlayalım. Tabii bu tabloyu da gördüğünüz gibi bunu da güzelce defterinize yazacaksınız. Sadece burası, burayı. Ondan sonra bu boşlukları kitapta doldurunuz arkadaşlar. Bunlar da ödev ama kitapta. Bakın, ben araba güzel. Ne olacak? Benim arabam güzel. Sen oda küçük. Ne olacak? Senin odan küçük. Diğerleri siz yapacaksınız arkadaşlar. Anlaştık mı? Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakınız.